Peki. Değerli basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar Türkiye'de ne oluyor? Gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili olarak soruyorum. Türkiye'de ne oluyor? İçişleri Bakanlığı ne yapmak istiyor? İçişleri Bakanı'nı, kara para aklayıcısını, devletin birimleriyle bir araya gelerek kaçırdığını ben bu kürsüden bütün milletimizle duyurdum. Üstelik de belgelerini sundum. İçişleri Bakanı kendi ağzıyla ben kara para aklayıcısını devletin diğer birimleriyle beraber biz bu işi hallettik diye kayıtlarını sundum. Peki arkasından uyuşturucu baronunu 4.9 ton kokainin Mersin Limanı'nda adına kayıtlı konteyner numaralarını verdiğimiz uyuşturucu baronunu İçişleri Bakanı'nın bilerek onun hakkında bir soruşturma yürütmediğini, onu kolladığını buradan söyledim. Arkasından mafyayı kolladığını söyledim. Arkasından El-Kaide militanlarını Türkiye Cumhuriyeti'nde uyuşturucu baronlarını, kara para akleyicilerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildiğini İçişleri Bakanlığı tarafından söyledim. Şimdi bütün bunlara gücü yetmeyen ya da kasti olarak yapmayan İçişleri Bakanı Türkiye'de 90 tane üniversitede okuyan öğrencimiz Yurtlarda kalacak yerimiz yok. Tarikat yurtlarında kafa kesiyorlar. Biz çaresiziz. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Dedikleri için darp edilip tutuklanıyorlar. İçişleri Bakanı'nın uyuşturucu baronları kolladığı açık. Mafyayı kolladığı açık. İçişleri Bakanı'nın el-kaide militanlarını kolladığı ve onlara yurttaşlık verdiği açık. Cezaevlerindeki katilleri, mafyaları dışarı çıkarttığı açık. Onlara gücü yetmiyor İçişleri Bakanı'nın ya da bilerek onları kolluyor ama İçişleri Bakanı'nın bir düşmanı var. Üniversitelerde okuyan gençlerimiz. Ya anneler, babalar, evlatlarını üniversiteye göndermek istiyorlar. Kiralık ev arayacaklar. Kiralık ev sizin yüzünüzden, sizin politikalarınız yüzünden almış başını gidiyor. Öğrenciler ev kiralayamıyorlar. Öğrenci evleri yok. Oralarda sizler engel çıkarttınız. Yurt açmıyorsunuz. Türkiye'de beş öğrenciden bir tanesi sokakta. Ya bunun annesi babası. Çocuğum okusun, yurtta kalsın. Tek derdi bu. Siz bunları niye tutukluyorsunuz arkadaşlar? Süleyman Soylu, tetikçi Süleyman. Niye tutukluyorsun sen öğrencileri? Senin gücün yetiyorsa mafyayla uğraşsana. Sana uyuşturucu barınının konteyner numaralarını verdik. Onu tutuklasana. Kara para atlayıcılarını yurt dışına çıkartan Süleyman. Sen niye öğrencilerle annesinin, babasının, evlatlarıyla uğraşıyorsun? Hiçbir mi üzül kızarmıyor? Senin bir tek gücün 18, 19, 20 yaşındaki öğrencilere mi yetiyor? Onların cebinde kokain mi buldun? Onların cebinde silah mı buldun? TRT'nin önünde makinalı tüfekleri dağıtıyorsun. Şimdi de kalkıyorsun 90 tane öğrenciyi gözaltına aldırıyorsun. Ne gerekçeyle gözaltına aldırıyorsun? Yavrular çıkmışlar demişler ki okuyacağız sokakta yatıyoruz. Ya Allah ıslah etsin daha beterini söyleyeceğim. Allah ıslah etsin seni. Seni Türkiye Cumhuriyeti'nin başına saranları da Allah ıslah etsin ya. Seni hala orada tutanları da. Allah ısrar etsin. Benim Allah ısrar etsin dememden asıl söylemek istediğimi herhalde anlıyorsun millete olan saygımdan söyleyemiyorum. Bu kadar kefazelik olur mu? O gençler derhal serbest bırakılacak. Derhal bütün milletvekillerimizi görevlendirdik. Hukukçu milletvekillerimizi görevlendirdik. Sen uyuşturucuyla kaçakçılarla onlarla uğraş. O gençleri derhal bugün serbest bırakacaksınız. Bunların al birini vur ötekisine. Numan Kurtuluş yıkmış. Bir kere siyasetçinin dürüst ve ahlaklı olanına bakacaksınız. Bize ahlak öğretiyor. Diyor ki Numan Kurtulmuş. Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır. Ben sana ahlaksızlık nedir söyleyeyim. Numan Kurtulmuş. Bir siyasi parti seni genel başkan yapıyorsa sen genel başkan olduktan sonra milletin huzuruna çıkıp da bu AKP'ye dünya laf söylüyor. Kendi seçmenlerine ben buradayım bana güvenin diyorsan Ondan sonra da bir bakanlık uğruna kendi seçmenini ve partini satıyorsan işte tam ahlaksızlık budur. Ahlaksız bir siyasetçinin söylediğine kimse güvenmez. Ahlaksızlık yol arkadaşlarını satmaktır. Ahlaksızlık partini satmaktır. Sadece sadece bu yeter mi? Bak sana bir ahlaksızlık daha söyleyeyim. Senin kendi partini satarak geldiğin AKP'nin politikaları doğrultusunda vatandaştan Türk lirası olarak vergileri toplayıp beşli çeteye ve yandaşlara dolarla ihale vermek ahlaksızlığın dik Bir insanda birazcık utanma olur. Sen kimsin de millete ahlaksız diyorsun? Sen hiç aynaya bakmıyor musun? Sen hangi yüzle millete ahlaksız diyorsun? Türk lirasını yerle yeksan etmişsin. İnsanlar çaresiz. Bir lokma ekmek peşindeler. Sen televizyonlara çıkmışsın. Ahlak dersi veriyorsun. Senin ahlak dersi verecek halin mi var? Biz söylüyoruz. Efendim stokçular, depocular bilmem neler suçludur. Depoculuğu hortlatan sizlersiniz. Stokçuluğu hortlatan sizlersiniz. Biz diyoruz ki çiğ süte yüzde kırk zam geldi. Bunu kim yaptı? Üreticiler mi? Yen fiyatlarını arttırıyorsun. Sen girdi fiyatlarını arttırıyorsun. Üreticiler ne yapacağını bilemiyor. Bu koydukları zamla bile kendilerini kurtaramaz hale gelmişler. Yumurta öyle, ekmek öyle, simit öyle. Her şeye zam geliyor. Efendim suçlu marketçi. Suçlu marketçi değil. Senin gibi ahlak yoksunu iktidardakilerdir. Suçlu AKP iktidarıdır. Sen kimsin de millete ahlaksız diyorsun. Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hemen acilen... Türkiye Cumhuriyeti'nden neden rahatsız oluyor? Açıklamalı. Neden T.C.'den rahatsızsınız? T.C.'nin yerine ne getirmek istiyorsunuz? Şimdi bir gazetede bir gazetede camilerde camilerde bundan sonra tabelalarda T.C. olmayacak. Ne olacak? Cumhurbaşkanlığı forsu olacak. Ne demek ya? Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'nden daha yüksek bir yerde mi? Cumhurbaşkanı başka bir ülkenin cumhurbaşkanı mı? Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı değil mi? Buradan Sayın Devlet Bahçeli'ye de sesleniyorum. Hatırlıyorum bir konuşmanızı. TC'den uğraşanlara hepsinden hesap soracağım demiştiniz. O tabelaların hepsine TC'nin tekrar mührünü vuracağım demiştiniz. Ortağınızın yaptığı bu. Gerçekten TC'ye düşmanlığa karşı söyleyecek bir sözünüz var mı? Bunu lütfen açıklayın. Ne istiyorsunuz? Öğrenciden ne istiyorsunuz? TC damgasından ne istiyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yurttaşlardan ne istiyorsunuz? Siz açık net uyuşturucu baronları sizin dostunuz. Açık net mafyalar, çakıcılar, bakıcılar sizin dostunuz. Onlar sizin için yorum yapıyorlar, kolluyorlar. Cezaevinden çıkarttığınız katiller sizin dostunuz. El Kaide militanları sizin dostunuz. Ama Türkiye Cumhuriyeti öğrencileri sizin düşmanınız. TC ye siz düşmansınız. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda genel kurulda meclis genel kurulunda bütçeyi konuşuyoruz. Bir siz bize konuşacak bütçe bırakmadınız. Vatandaşın bütçesini yerle bir ettiniz. Şimdi diyorsunuz ki biz asgari ücreti asgari ücreti öyle bir yapacağız ki bir müjde Milletin belini kırmışsınız. Öyle bir yapacağız ki millet şaşıracak. Yahu millet düştüğü durumda size artık şaşıracak hali kalmadı. Siz asgari ücreti 180 lira zaten aşağıya çektiniz. 180 dolar aşağıya çektiniz siz asgari ücreti. Şu anda karşılığı 5000 liradır. Şu anda getirmeniz gereken rakam 5000 TL'dir. Gerçi siz 5000 TL verseniz dahi vatandaşı geçinemeyecek duruma getirdiniz. Ev kiraları 1500, 2000, 2500. Peynir, süt, simit, ekmek almış başını gidiyor. Bir de çıkmışlar gülerek insanların yüzüne bakarak yüzleri kızarmadan diyorlar ki efendim biz size öyle bir asgari ücret vereceğiz ki. Asgari ücretten vergiyi kaldırın. Asgari ücretten vergiyi kaldırın. İşvereni de, işçiyi de, emekçiyi de, emekliyi de memnun edecek asgari ücret 5 bin liranın üzerindeki asgari ücrettir. O da ancak telafidir. Ancak telafidir. Başka bir şey değildir. O yüzden bu iktidar bir an önce ayağını denk alsın. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öğrencilerle uğraşma kokainman baronlarıyla uğraş. Gerçekten namuslu bir iktidar şu anda olsa seni o görevde bir dakika tutmaz. Sende istifa edecek yüz yok. Senin yüzün kızarmıyor. Öğrencileri derhal serbest bırakın. Derhal. Mersin'deki uyuşturucu baronunu tutuklayın. Kara para atlayıcısı Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına kaçıran devletin birimleri hangileri ise açıklama yapılsın. Derhal baronların, uyuşturucu baronların, El-Kaide militanlarının, Afgan ajanlarının Türkiye vatandaşlığı kaldırılıp sınır dışı edilsinler. Derhal. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti'nden hiç kimse rahatsız olmasın. Cumhurbaşkanı TC'den rahatsız olup kendi forsunu koyduruyor. TC'yi kaldırıyorsa kendisi gitsin başka ülkede yaşasın. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorusu olan var mı? Yok. Teşekkürler.